Osmanlı Balkanlardaki ilk fetihlerine bugün Bulgaristan olarak bilinen topraklardan başladı. Bu fetihler yıllarca sürdü. Ecdadımız en uzun bu topraklarda kaldı. 545 yıl hüküm sürdü. Adaletle geçen, vicdan sahiplerinin hayırla hatırladığı 545 yıl. Bir zamanlar 5 milyon Müslümanın, 1 milyon Hristiyan Bulgarın bulunduğu topraklarda bugün tam tersi bir durum söz konusu. Ne yazık ki Bulgaristan'daki 1,5 milyonu bulan dindaşlarımızın sesi, Batı Trakya'daki 120 bin olan Müslüman Türk azınlığın sesi kadar bile çıkmıyor. Sinmiş, yılmış, köşesine çekilmiş, beklemekteler. Anne tarafından kendisi de Silistreli olan Muzaffer Efendi, bir zamanlar bizim olan bu diyarlar için vaktiyle şöyle söylemişti. Balkanlarda karların içine elinizi soksanız, ecdadımızın saçları gelir elinize. O kadar kanımız aktı, o kadar şehit verdik oralarda. Böyle bir şuurla yola çıktığımız Balkanların izinde Bulgaristan'ın ilk durağı, ecdat yadigarı Filibe. Dokuz adet yamru yumru bozkayalık tepeler üzerine dereler arasına kurulmuş. Tüccaroğlu tüccarların yaşadığı bir şehirdir Filibe. Evliya Çelebi. Eski adı Filipopolis olup bugün Bulgaristan'ın Sofya'dan sonraki ikinci büyük merkezidir. Osmanlı hakimiyeti döneminde Balkanlardaki önemli şehirler arasında yer alan, aynı zamanda cami, medrese gibi yapılarıyla ve burada yetişen ilim adamlarıyla önde gelen İslam merkezlerinden biri olmuştur. Osmanlı fethine kadar şehir, Bizanslılar, Bulgarlar ve Haçlılar arasında 11 defa el değiştirdi ve küçük bir sınır kalesi haline geldi. Aşık Paşazade, Neşri, Oruç Bey ve Hoca Saadettin Efendi gibi bazı Osmanlı tarihçilerine göre, Lala Şahin kumandasındaki Osmanlı kuvvetleri, Edirne'nin fethinden hemen sonra 1361'de Filibe'yi ele geçirdiler. 15. yüzyılın ilk yarısında yeniden imar edilen Filibe'ye Anadolu'dan getirilen Türk aileleri yerleştirildi ve burası Rumeli Beylerbeyi'nin merkezi haline geldi. Osmanlı öncesine ait birkaç eser hariç Filibe'nin en önemli mimari eserleri bu dönemde şehrin yeniden imarı sırasında yapılmıştır. Batılı seyyahlar Filibe'yi güzel bir şehir olarak tavsif ederler. Fakat bunlarda Şehabettin Paşa Hanı dışındaki İslami yapılarla ilgili bilgi bulunmaz. Filibe hakkında en ayrıntılı bilgi Evliya Çelebi tarafından verilmiştir. Evliya Çelebi Filibe'yi ilk olarak 1652'de ziyaret etmiş ve ardından buraya birkaç defa daha uğramıştır. Evliya Çelebi'nin ifadesiyle, Tüccaroğlu tüccarlar şehri olan Filibe'de 18. yüzyıla gelindiğinde 40-50 bin civarında bir nüfus bulunmaktaydı ve şehir canlı bir ticaret merkeziydi. Bunun yaklaşık 10 bini Türktü. Bulgarların sayısı da Türkler kadardı. Geri kalan nüfus Rumlaşmış Bulgarlar, Rumlar, Ermeniler, Katolikler ve Yahudilerden oluşmaktaydı. Ona göre burada 53 cami, birkaç medrese, 70 mektep, 8 hamam, 11 tekke, 7 darül kurra ve 880 dükkan vardı. Bu binalardan bazıları hakkında ayrıntılı bilgi veren Evliya Çelebi, Filibe nüfusu arasında temayüz etmiş birçok alim, şeyh, imam, fakih ve şair olduğunu tarikatlerden Halvetiye, Celvetiye, Kadiriye,
ve Gülşeniye mensuplarının bulunduğunu yazar. Bulgarların verdiği isimle Plovdiv'in tarihi M.Ö. 6000'e dayanıyor. 8000 yıllık tarihiyle Avrupa'da kesintisiz olarak yerleşimin bulunduğu en eski şehirlerden birisi. İsmini de Büyük İskender'in babası Makedonya Kralı 2. Filip'ten alıyor. Bölge Osmanlı Devleti tarafından fethedildikten sonra İzmir, Aydın, Manisa, Konya ve Karaman yöresinden Yörük Türkmenler bölgeye iskân ettirilmiştir. Bölgede Türk ve Pomak nüfus hala varlığını korumaktadır. Bulgaristan'ın zengin tarihinin önemli bir tanığı olan Filip'e, 15. yüzyılın ilk yarısında Rumeli Beylerbeyi'nin de merkeziydi. Osmanlı döneminden sonra adı değişen şehir, bugün resmi olarak Plovdiv adını taşıyor. 5 asır boyunca Filip olarak anılan kente hala Bulgarlar tarafından eski ismine binaen Filipeto da deniliyor. Plovdiv de İstanbul gibi 7 tepeden oluşuyor. Daha doğrusu eskiden öyleymiş. Bir tanesi taş ocağı olarak kullanıldığı için şimdi 6 tane tepe kalmış. Tepeler günümüzde hala Türkçe isimleriyle anılıyor. Cehennem Tepe, Bunarcık yani Pınarcık Tepe, Saat Tepe, Taksim Tepe, Nöbet Tepe, Cambaz Tepe. Markovo Tepe ise artık günümüzde var olmayan bir tepe. Tepeden çıkarılan taşlar artık Plovdiv'in kaldırımlarını ve tarihi merkezinin taş sokaklarını süslüyor. Bulgaristan'ın Sofya'dan sonra ikinci büyük kenti olan Filip'e, Bulgaristan'ın kültür kenti olmakla birlikte 2019 yılında Avrupa Kültür Başkenti olarak da ilan edilmiş durumda. Tarihi süreç içerisinde 19 ayrı milleti barındıran kültür zenginliği, Filipe'nin Avrupa Kültür Başkenti seçilmesindeki en büyük etken. Bizans döneminden kalma bir amfiteyatronun dışında mevcut bütün tarihi eserler, Osmanlı'nın izlerini taşıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse, Osmanlı unsurunu çıkarttığınızda şehirden geriye pek bir şey kalmıyor. Gel gelelim Bulgarlar bağımsızlığını kazanalı, 100 yılı geçmiş olmasına rağmen bugünkü geri kalmış hallerini bile Osmanlı egemenliğine bağlıyorlar. Ülke derin bir ekonomik krizi yaşıyor. Avrupa Birliği'ne girmek onları kurtarmamış, aksine ekonomi çok daha kötü bir hal almış. Sokaklarda genç nüfus görmek zor. Ekonomik kriz onları Avrupa ülkelerine çalışmaya mecbur etmiş. Bulgaristan'da şanslı olup iş bulup çalışanların aylıkları 250 ila 600 leva arasında değişiyor. Tabii alım gücü de o oranda düşük. Enteresan olansa ekonomisi batmış olan Bulgarların para birimi levanın bile Türk lirasından daha değerli olması. Bir leva 1,5 Türk lirasına tekabül ediyor. Bizim asgari ücret alan vatandaşımızın Bulgarların yüksek düzey bir memurundan daha fazla maaş aldığını da söylemekte fayda var. Türkiye'nin dış dünyada güçlenmesiyle birlikte bütün Balkanlarda olduğu gibi buralarda da dini hayat, sosyal hak ve özgürlükler çok daha rahat yaşanmaya başlanmış. Herkesin duası da bu yönde Türkiye'de huzur olursa buralarda da huzur olur diyorlar. Galiba biz istesek de istemesek de Balkanlardaki Osmanlı'nın millet dediği emanetinin varisi ve hamisi durumundayız.
Nedense evladı Fatihan dediğimiz bu topraklar bize Bursa'yı hatırlatıyor. Sanki aynı kelimenin farklı desenleri gibiler. Ecdat insanı yaşat ki devlet yaşasın diyerek yürümüş yürüdüğü yollardan. Han yapmış, hamam yapmış, cami yapmış, külliye yapmış. Evleri ise aynı ustanın elinden çıkmış gibi cumbalı, kafesli, rengarenk bir aile saadetinin resmi gibi adeta. Eski Filibe'ye doğru Filippoli antik kenti bizim tabirimizle Nöbettepe'ye doğru çıkarken Safranbolu evlerine benzeyen cumbalı evler dikkatimizi çekiyor. Evler sahibinin statüsünü, bazılarında mesleğini anlatan resimlerle süslü. Burası bir Osmanlı mahallesi. Osmanlı mahallesindeki Plovdiv evleri Osmanlı mimarisiyle Yunan, Bizans mimarilerinin harmanlanmasıyla yapılmış ve Plovdiv mimarisi adıyla bu yörede nam yapmış. Bu heybetli evlerin sahipleri Osmanlı zamanında zenginleşen halk tarafından Türk olarak bilinen Yahudi ve Ermenilermiş. Kendileri Bulgarlara göre Türk pasaportu sahibi oldukları için Türk bilinmişler. UNESCO tarafından 2004 yılından beri koruma altında bu evlere 8 yıldır çivi bile çakılamıyor. Bazıları da müzeye dönüştürülmüş. Filibe bugün ne yazık ki Osmanlı karakterini hayli kaybetmiş olan bir Bulgar şehri görümünde. Binalar, sokakları, konaklama yerleri, kafeleri, lokantalarıyla durum böyle. Bu yüzden eski Filibe'den kalma Türk evlerini görünce bir ferahlık hissediyorsunuz. Güneş ışığını alacak şekilde yerleştirilen pencereleri ve ahşap tavanlı yapılarıyla Filibe evleri oymacılık sanatının da en güzel örneklerini barındırmakta. Osmanlı mimarisini yaşatan bu evlerin bazılarında hala hayat sürenler bulunurken, restore edilen yaklaşık 150 evin çoğu müze, galeri, atölye ya da restoran olarak kullanılıyor. Şehrin dar sokakları ve kaldırım yollarında yürürken adeta tarihin sayfalarını teker teker geriye doğru çeviriyoruz. Taşların insanın ömründen uzun yaşadıklarını biliyor, tarihe tanıklık etmiş eski Filibe'nin Arnavut kaldırımlarında da bu düşüncelerle yürüyoruz. Osmanlı bir medeniyetin adı, okuluyla, tekkesiyle, camisiyle yaşayan bir hayat demek. Eski Filibe'de yürürken karşımıza Bulgarların Sarı Mektep dediği bir yapıyla karşılaşıyoruz. Osmanlı'nın Bulgar topraklarından çekildikten sonra ardında bıraktığı mimari ve tarihi eserlerin çoğu şekil değiştirse de işlevini sürdürmeye devam ediyor. Osmanlı döneminden kalan Sarı Mektep de bunlardan biri. 19. asırda Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılan Sarı Mektep, üzerindeki sarı boyadan dolayı Sarı Okul adıyla anılıyor. Günümüzde konservatuvar olarak kullanılıyor. Üzerindeki Osmanlıca kitabe bugün hala durmaktadır ve şöyle yazar: Büyük Sultan, Sultan Abdülaziz'in himmeti ve Filibe halkının da gayretiyle bu mektep 17 Mart 1868'de hizmete açılmıştır. Rumeli'de Bektaşi, Halveti ve diğer tekkelere göre günümüze gelen nadir Mevlevi hanelerden birisi de Bulgaristan'daki Filibe'de bulunmaktadır.
Kentin merkezinde Osmanlı dokusunun bulunduğu Üçtepe mevkiinde 18. yüzyılın başlarında Peçevi Ahmet Dede adına kurulmuştur. Tarihçesi hakkında fazla bilgimiz olmayan Mevlevi Hane'nin Selamlık ve Semahanesi günümüze kadar gelmiştir. Mevlevi Hane, Bizans dönemi surları üzerine kurulmuştur. 1970 yılında başlayan restorasyon sırasında kale kalıntıları içerisinde küpler, değirmenler ve küçük buluntular ele geçirilmiştir. Eskiden cami, mektep olarak kullanılan Mevlevi Hane, bir ara jimnastik salonu olmuştur. 1974 yılından bu yana Filibe Pıldin restoran olarak kullanılmaktadır. Ne diyelim? Gelen bahardır efendi hazanın ardınca. Eski Filibe'den şehrin merkezine indiğimizde ise Osmanlı'nın şehir mimarisinin vazgeçilmezi olan şehrin Ulu Camii ile karşılaşıyorsunuz. Halk arasında Sultan Murat Camii, Hüdavendigâr Camii, Cuma Camii veya Ulu Camii olarak adlandırılan yapı, Sultan Murat Hüdavendigâr tarafından 14. yüzyıl sonlarında külliye yapısı olarak inşa edilmiştir. Kentin en önemli yapılarından biri olan Sultan Murat tarafından yapılan ve Cuma Camii olarak da anılan Murat Hüdavendigâr Camii, Balkanlardaki en önemli ve en büyük Osmanlı camilerinden biridir. Filibe'den 1652 yılında geçen Evliya Çelebi bu şehri anlatırken, çarşı içinde cemaati kesireye malik Ulu Camii, Edirne Fatihi Gazi Hüdavendigâr Sultan Murat Hanı Evvelindir diyerek 1. Murat Vakfı olduğunu ancak kitabesinin bulunmadığını söyler. Evliya Çelebi'nin işaret ettiğine göre cami, o zamanki Osmanlı camileri gibi usule uygun olarak Filibe Çarşısı'nın ortasında şehrin merkezinde yer almaktadır. Ve 1818 yıllarında depremler neticesinde hasara uğrayan cami, iki defa tamir edilmiştir. Caminin kuzey cephesindeki kitabesinde, 1. Abdülhamit zamanında 1785'te genel bir onarımdan geçirildiği belirtiliyor. Günümüzde ise Türkiye atalarından kalan bu mirasa sahip çıkmış ve camiyi 2008 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanmış ve Ramazan ayının cuması ibadete açılmıştır. Bir ara saldırıya uğrayıp kundaklanmaya çalışılan camları kırılan camiyi Türkiye'nin o zamanki Dışişleri Bakanı olan Ahmet Davutoğlu'nun hemen gerçekleştirdiği Bulgaristan ziyaretinde caminin içinde açıklamalarda bulunup Müslüman halkı selamlaması, Türkiye'nin kararlı ve koruyucu tutumu bu olayların önünün kesilmesine neden olmuş. İçtim şerbeti Hudiye, Hudiye içtim şerbeti Hiçbir tatta bilmem böyle lezzeti Hiçbir tatta bilmem böyle lezzeti
yakın tarihimizin tanınan, yazdığı felsefi derinlikli amak-ı hayal eseriyle hala aşılamadığını söyleyebileceğimiz Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi de bu bereketli toprakların yetiştirdiği evlatlarındandır. Ahmet Hilmi 1865 yılında Filibe'de doğdu. İlk tahsilini Filibe'de yaptıktan sonra İstanbul'a gelerek Galatasaray Sultanisi'nden mezun oldu. Tasavvufa olan ilgisi büyümüş, özellikle vahdet-i vücut düşüncesine inanmaya başlamıştır. Tasavvufi yönü fikirlerini büyük oranda etkilemiştir. Cumhuriyet'in kurulmasını izleyen yıllarda Anadolu'ya ikinci büyük göç dalgası Bulgaristan'dan gelmiştir. Bulgaristan'dan göçler aralıklarla 1989 yılına kadar sürmüştür. Cumhuriyet döneminde ülkeye gelen toplam göçmenlerin %48'ini oluşturan 790.717 Bulgaristan göçmeninin göç hareketi 4 aşamada gerçekleşmiştir. 1925 yılındaki Türk-Bulgar İkamet Sözleşmesi ile 1949 yılına kadar yaklaşık 220.000 kişi Türkiye'ye göç etmiştir. 1950-1952 yıllar arasında Bulgaristan'ın tehcir ve göçe zorlaması sonucu 155.000'e yakın kişi göçmen olarak Türkiye'ye gelip yerleşmişlerdir. 1968-1979 yıllar arasında da Türkiye-Bulgaristan yakın akraba göçü anlaşması çerçevesinde 117.000'e yakın kişi Türkiye'ye göç etmiştir. Bulgaristan'dan son göç hareketi 1989 yılında Türk kökenli Müslüman Bulgar vatandaşlarının Bulgar hükümeti tarafından Türkiye'ye göçe zorlanmalarıyla başlatılmıştır. Göçmenler kitleler halinde trenlerle Türk sınırına bırakılmışlardır. 1950-1960 döneminde toplam 35.496 ailenin yerleşiminin sağlandığı görülmektedir. Bunlardan 25.583 çiftçi ailesinin büyük çoğunluğunun Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Konya, Manisa, Tekirdağ illerine, zanaatkar ailelerinin çoğu Bursa, İstanbul, Eskişehir ve İzmir illerinde yerleşimleri gerçekleştirilmiştir. Kırsal alanda yerleşmek isteyenler için 13 müstakil köy kurulmuştur. Onlar için vatan, bayraklarının özgürce dalgalandığı, dinlerini yaşayabildiği topraklardır.